Zaman doldu Tara. Görüyorsun ya, ortalıkta ne bir helikopter, ne bir asker, ne de başka bir şey var. Sessizliği düşün. Şu lanet olası sessizliği düşün Tara. Şu lanet olası kuş uçmaz, kervan geçmez yerde tek insanda, tek varlıkta benim. Duyuyor musun beni? Sessizliği düşün. Alış. Sessizliğe alış. Çünkü seni uzun bir sessizlik bekliyor. Evet. Nasıl öldüklerini görmek istiyorum. Hadi başlayalım. Bu ne böyle? Ne bu? Ha? Bak böyle aval aval. Ne oluyor bir tepi? Bak hadi. Bu atlar da nereden çıktı? Bunlar kaçmıştı. Başıboş atlar işte. Hepsi mi başıboş? İyice bakın hadi. Hiçbir şey yoktu. Sadece atlar. Ha. Ha. Umutlandın mı? Ha? Ne sandın? Türkler atlarıyla, kılıçlarıyla gelecekler, sizleri kurtaracaklar mıydı yani? Ha? Bak, bu iyiydi işte. Bu çok iyiydi. Gerçekten çok iyi. Lanet olası. Umay, sadece iplere çalış. Hepsi serbest kalmalı, hepsi. Emredersiniz komutanım. Oğuz. Her yer karanlık. Hadi ağır silahlarınızı çıkın. Makinalarla. Hadi. Hepsini gebertin. Hepsini öl istiyorum. Şu namussuzu, gözünüzü dört açın. Tamam, korkmayın. Biz Türk askeriyiz. Artık kurtuldunuz. Şu tarafa gitti. O şu tarafa gitti. Terör başı şu tarafa gitti. Yiğit! Göz arkadaşım. Buralarda Ecel sen misin? Öyle mi? Ha? Konuşsana lan! Ha? Buralarda Ecel kim? Komutanım. Ha? Burada kim kimmiş? Konuşsana lan! Kimmiş komutanım burada? Söyle! Ha? Ecel kimmiş? Söyle, konuş! Komutanım. Ha?
Az da olsa sağlam kalması lazım o şerefsiz. Komutanım. Sana. Oğuz Timi, 10 dakikaya boşaltıyoruz. Hızlı olun. Hem pislikleri temizleyin. Okan, şuna da bir zincir bul. Sıkı bağlayalım, kaçmasın. Emredersiniz komutanım. Kalk. Etrafta mühimmata dair ne varsa toplayın. Her şeye ihtiyacımız olabilir. Sen de. Komutanım. Yürü. Dikkatli. Emredersiniz. Yaşar! Gel hadi gel. Alnımızın akıyla ilk görevimizi tamamladık komutanım. Tamamladık Teğmen'im. Tamamladık. Zor oldu ama oldu. Bunun niye hiç sesi çıkmıyor? Hayırdır? Yol boyunca kafa ütülemesin diye küçük bir önlem aldık komutanım. Orhan. Küçük bir önlem yeterli olmuş. Zaten hiç çekilmezdi. İlk görevimiz bitti. Hepiniz sağ olun arkadaşlar. Sağ ol. Asıl sen sağ ol komutanım. Hayırdır Ercan? Vallahi bana deseler ki başçavuş Ercan seni bu obaya tayin ettik. 2 dakika durmam hemen buraya taşınırım. Allah o kadar sevdim buraları ya. Ya kendi evimizdir komutanım. İnsan kendi evini sevmez mi? Ata yurdu sonuçta. Bak mesela ben bayramda seyramda her yerimi tahta kursa ısırıyor. Kalorifer yok. Affedersin donuyor o kar. Ama yine köydeki ev bir başkadır. Öyle değil mi? Karanlık. Öğleye kadar izinliydin sen. Bu aralar izinle pek başım hoş değil komutanım. Başladınız mı sorguya? Şimdi geçiyorum. Bozkırı Paşa'yı kızdırmamışımdır umarım. Gel acele edelim biraz. Gir. Gecikme için özür dileriz komutanım. Albayım, ne yaptınız? Kafesleyebildiniz mi adamı? Şimdilik plana bağlı ilerliyoruz komutanım. İyi. Karanlık. Komutanım. Evladım biz seni oraya bir grup göçere destek ol diye gönderdik. Sen çölün ortasından koskocaman bir balık avlayıp bize getirmişsin. Tebrikler. Kolay iş değil. Sağ olun komutanım. Albayım. Çözebilecek misiniz bu adamı? Deneyeceğiz komutanım ama birkaç kez denememiz gerekebilir. Benim tahminim de öyle albayım. Olduğundan daha derin bir herif gibi geldi bana. Şuna bak şuna. Rezil herif. Neyse albayım. Size kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Karanlık. Komutanım. Oğlum oralara gittin, ne yedin, ne içtin, ne yaptın? Bir anlat bakalım, malumatımız olmasın mı? Emredersiniz komutanım. Hadi.
Hadi bakalım. Bana bir kahve ısmarlarsınız herhalde. Değil mi albay? Ya da başka bir şey, soğuk bir şey mesela. Hayır. Tamam o zaman. Benim size ikram edecek herhangi bir şeyim yok. Benim de fazla vaktim yok zaten. Demek Türklerin ünlü kadın albayı sizsiniz. Tanışma fırsatımız olmamıştı. Bir Çin atasözü der ki, ırmağın başını her gün ısrarla beklersen... Lee, sen gerçek adın değil herhalde, değil mi? Çok kullanışlı bir isim. Ben de kullanmaya devam ediyorum. Beğenmediniz mi? Sizin isminiz. Bize neler anlatacaksın Lee? Ben mi? Size ne anlatabilirim ki? Ben bir grup arkadaşımla piknik yapıyordum. Sizin askerleriniz geldi, önce bana saldırdı. Sonra da alıp buraya getirdi. Bak, işleri kolaylaştırmanı öneririm. Tamam mı? Benim birliğimin o bölgede olduğunu, konumlarını ve sayılarını kimden ve nasıl öğrendin? Kim için çalışıyorsun, kimlerle çalışıyorsun? Bilmek istediğim şeylerin başında gelenler bunlar. Albay, siz bir amatörsünüz. Ha. Öyle mi? Sizi bilgilendirmemi istiyorsunuz, öyle mi? Tamam. O zaman şu bilgiyi güzel kafanıza kazıyın albay. Siz Türkler sadece savaşmayı bilirsiniz. Askerleriniz, adamlarınız öyle. Silah seslerinden başka hiçbir şey duymazsınız. Ve gerçekte... Etrafınızda neler döndüğünü asla bilemeyeceksiniz. Hiçbir zaman da bilmediniz zaten. Şunu bil albay. Sen benden hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Ama şunu çok iyi öğreneceksiniz hepiniz. Türk dünyasına olan sevdanızı unutacaksınız. Orta Asya'ya her adım attığınızda bir ayağınız kırılacak. Sizin bu saçma düşlerinize izin vermeyeceğiz. Türkistan'ı unutacaksınız. Bilgi mi istiyordunuz albay? İşte sana bilgi. Türk birliğini unutacaksınız. Yani haklı olduğum bir konu var aslında. Ya. Biz askerler... Gerçekten de öyle ince politikadan falan çok bir şey anlamayız. Ama ne var biliyor musun? Sen... benim elimdesin. Ve kaçabileceğin tek bir kovuk bile yok. Elimdesin köpek, elimdesin, anladın mı? Sorguyla, senin o lanet psikolojinle, oyunlarınla uğraşacağımı düşünüyorsan sen çok yanılıyorsun. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım biliyor musun? Buraya ben tekrar geleceğim. Ve cevap alamadığım her soru için senin kafanda bir tane daha sandalye kıracağım. Anladın mı sen beni? Ha? Oyun mu istiyorsun? Ben oyun oynamayı çok severim ama benim oyunumu oynayacaksın. Anladın mı? Çin atasözüymüş. Tövbe estağfurullah ya. Türk atasözü ne der biliyor musun? Dayak cennetten çıkmadır. Sana o cenneti göstereceğim ben. Lee.
Moral motivasyonları gayet iyi komutanım. Herhangi ek bir önlem almaya gerek yok. Anladım. Peki Karanlık, o ne alemde? Karanlık, kardeşini yitirdi komutanım. Üstelik kurulabilecek en alçakça tuzakla. Ona biraz zaman lazım. Sorgu nasıl geçti albayım? Lee'den bir sonuç alabildiniz mi? İlk sorgudan çok bir beklentimiz yoktu zaten komutanım. Denemeye devam edeceğiz. Fazla vaktiniz yok biliyorsunuz albayım. Evet komutanım. Ha. Bir de adamın kafasında sandalye kırmışsınız. Şimdi komutanım... Şimdisi mimdisi yok. Savunma vereceksiniz albay. Yazılı savunma. Emredersiniz komutanım. Adamın kafasını kırmanız önemli değil de sandalyeyi kırmanız önemli. Sandalye ordu malı, devletin malı. Siz devlet malına zarar vermiş oluyorsunuz. Devlet bunun peşine düşer albayım. Bilginize. Komutanım. Söyle Durmuş. Hedef sınırına yaklaşıyor. Irak'a giriyorlar. Irak'a? Evet komutanım. Gel ben de bakalım bir şunu. Başüstüne komutanım. Oturun oturun. Evet. Ne durumdayız? Komutanım, kısa beklemelerle sınıra kadar ilerledi. Alandan unsurlarımız sürekli araç değiştirdiğini bildirdiler. Vericide herhangi bir aşamada sorun yaşadık mı? Bağlantıda hiçbir problem yaşamadık komutanım. Güzel. O verici çalıştığı sürece cehennemin dibine kadar gidebilirsin Niko. Devam et bakalım. Dört, dört. Sen misin? Bitirdim ya. Ver. Al bunları. Zahir, işte bu benim işime yarar. Nereye zıvalıyorsun şimdi beni? Yedek topunun orada bir boşluk var. Hı. Orada gideceksin. Fazla sürmez. 45 dakikalık bir yolumuz var. Hı. Biraz sık düşün, tamam? Yatır beni, hadi. Burada gideceksin. Tamam. Tamam mısın? Tamam tamam, hadi kapat. Ay. Kaç saattir uyumuyorsun? Kafan çalışmaya başladı mı peki? Bak albay. İş birliği yaparım. Ha şöyle ya. Ama benim bildiğim pek bir şey yok. İşte bence var. Anladın mı? Ne? Zahmet olsun. Hadi ne anlatacaksın bana Lee? Bir başlasan çok rahatlayacaksın aslında, biliyor musun? Belki yazarak anlatırsın. Hey. Sen bilirsin. Asker. Emredin komutanım. Kağıt kalem veriyorsun, kesinlikle uyumasına izin vermiyorsun. Emredersiniz komutanım. Albay. Saat kaç? Saat? Saat tam... 04:47. Uyumak için çok güzel bir saat. Yazmak için de öyle. Tamam, hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir.
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.